Yalnız oturanlar bilir bu hissi. Mevsimden mevsime değişir nasıl hissettiğimiz. Geçici yalnızlık iyidir. Kendinize ayırdığınız bu zaman kendinizi daha iyi tanımanızı sağlar. Mesela ben bir ara çalışmak için sık sık kitap kafeye giderdim. Onun haricinde bazen kafa dinlemek için tek başıma otururdum öyle. Bazen de kendi düşüncelerimi dinlerdim. Bu güzel bir eylem aslında. Mesela öylece tek başınıza bir kafede oturup düşünebilmelisiniz. Neler yaptım, ne yapıyorum, ne yapmak istiyorum, nasıl hissediyorum gibi sorular sormalı insan kendine. Aslında anlamlı gibi görünen, özünde hüzünlü bir eylemdir. Hadi diyelim tek başınıza çıktınız, bir iki mağaza gezeceksiniz, ardından kahve içip eve döneceksiniz. Ya da sinemaya gireceksiniz. Yalnız gezmenin zorluğu da bu. Mağazada geziyorsanız ve tekseniz tüm çalışanların gözü sizin üzerinizde. Arkanızdan dolaşanlar mı dersin, sürekli yardımcı olabilir miyim diye soranlar mı dersin, var da var. Üzerinizde baskı oluşturur dururlar. Hadi diyelim oradan çıktın gittin. Bir kahve içeyim dedin. Oturdun. Oturduğun zaman böyle saçma sapan bakışlara maruz kalırsın. Birileriyle istemsiz göz göze gelirsin. Yalnız olduğunuz için garipsenirsiniz. Zaten ben ne zaman yalnız başıma otursam, koca kafede tek yalnız oturan ben oluyorum. İnsan ister istemez gerginleşebiliyor. Dışarıda yalnız takılmanın bana iyi gelmediğini fark ettiğimden beri bunu bıraktım. Çok çabuk canım sıkılıyor. Telefonda bir müddetten sonra sarmıyor. Ha, bazı eğlenceli yanları da var tabii. Mesela insanları gözlemleyebiliyorsunuz. Davranışlarını, hareketlerini, bazen çok komik olaylara şahit olabiliyorsunuz. Tabii öyle gözünüzü dikip uzun süre dik dik bakmayın. İnsanları rahatsız edersiniz. Üstüne dayak yersiniz. Mesela bazen kafamızı dinleyecek yer bulamıyoruz. Gerçi bazen de değil. İstanbul'da yaşıyorsanız çoğu zaman her yer kalabalık. Sen kalabalığın boş muhabbetinden uzak kalmak istersin ama yan masandaki yüksek sesle konuşan grubun sohbetini istemeden dinlemek zorunda kalırsın. Kulaklık taksan bile fayda etmez. Bununla da bitmez. Self servis bir mekandaysanız yer bekleyenler gözlerini size diker bakar öyle. Yanından sandalyeler yüzüne bile bakılmadan alınır. Tek başına huzur oluyor mu? Kısmen. Bunlara sabredebilirseniz başarabilirsiniz. Onun haricinde olduğunuzdan daha stresli olursunuz. Bana kalırsa ara ara yalnız kalınabilir. Sadece abartmamak gerek. Çünkü bu ruhunuza iyi gelmez. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz dostlarım.